Merhaba çocuklar. Etkinliklerimizin çözümlerine başlıyoruz. İlk bölümümüz Türkçeden noktalama işaretleri ilgili bir bölüm. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraç içinde olması gereken sözcük veya cümleleri karşısına yazalım. Evet, cümlenin içerisinde yay ayraç kullanıyorsak yay ayracın içerisinde ya bir açıklama yazabiliriz ya söylenen bir kelimenin anlamını yazıyor olabiliriz ya da eş anlamına gelen bir anlam yazıyor olabiliriz. Yay ayracın kullanıldığı birkaç çeşit durum vardı. Şimdi bu cümlelerde yay ayraç içine alınması gereken yerleri bulmamızı istiyor bizden. Bakalım şimdi yılın ilk ayı Ocak çok soğuk geçti. Şimdi yay ayraç içine alınması gereken yer neresi? Zaten yılın ilk ayı diyor, sonra bir de Ocak diyor. Yani burada Ocak ayını yay ayraç içine almalıyız. O halde Ocak ayı yay ayraç içine alınacak. Yılın ilk ayı çok soğuk geçti. Bakın yay ayraç içini okumadığımız zaman cümlenin anlamı değişmiyor. Zaten böyle olması gerekiyor. Bir cümlede yay ayraç içi okunmazsa da cümlenin anlamının değişmemesi gerekiyor. Yani açıları açı ölçer, iletkiyle ölçebiliriz. Evet, burada da açıları açı ölçer ve iletki. Eş anlamlı şeyleri birlikte yazmış. O yüzden iletkiyi ne yapacağız? Yay ayraç içine alacağız. Yani burada da yay ayraç içine alması gereken şey iletki. Açıları açı ölçer ile ölçebiliriz. Bakın cümlenin anlamında bir değişiklik olmuyor. Protein içerikli yiyecekler. Evet, süt, yumurta tüketmeniz. Evet, burada da protein içerikli yiyecekler ve örnek vermiş. İşte o örnekler yay ayraç içinde olması. Et, süt, yumurta. Et, süt, yumurta. Protein içerikli yiyecekler tüketmeliyiz. Yay ayraç içini okumadığımız zaman cümlenin anlamında bir sıkıntı olmuyor. Rüyamda düşümde seni gördüm. Zaten burada hemen belli. Düşümde kelimesini yay ayraç içine alacağız. Düşümde. Haftanın ilk günü pazartesi okullar açılacak. Burada da yine haftanın ilk günü demiş. Sonra açıklama olarak pazartesini yazmış. Dolayısıyla yay ayraç içinde olacak yer pazartesi kelimesi. Haftanın ilk günü okullar açılacak. Sınıf başkanımız Gazi beni uyardı. Burada da sınıf başkanımız diyor zaten ama bir de ismini söylemeye gerek duymuş. O yüzden onu yay ayraç içinde yani açıklama olarak belirtmiş oluyor. Yay ayraç içinde almamız gereken kelime Gazi kelimesi. O olmadan da okuduğumuzda cümlede bir problem yok zaten. Sınıf başkanımız beni uyardı. Tabiat, doğa bizim yaşam kaynağımızdır. Evet, burada da yine tabiat ve doğa eş anlamlı sözcükler. O yüzden doğayı yay ayraç içinde yazabiliriz. O olmadan okuduğumuzda tabiat bizim yaşam kaynağımızdır. Cümlenin anlamında bir sıkıntı olmuyor. Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938 hepimizin kahramanıdır. Evet, bu da bir yay ayracın kullanıldığı özelliklerden bir tanesiydi. Kişilerin doğum ve ölüm tarihleri yay ayraç içerisinde belirtilebiliyordu. Bu da ona örnek olmuş. Güzel. 1881 Atatürk'ün doğumu ve 1938'de ölüm tarihleri yay ayraç içine alınabilir. Yunus Emre 1240-1320 büyük bir halk ozanıdır. Evet, burada da aynı şey söz konusu. Yine Yunus Emre'nin doğum ve ölüm tarihleri yay ayraç içinde yazılır. Tatile gittiğimde sadece yazın çok mutlu olurum. Evet, tatile gittiğimde çok mutlu olurum. Cümlemizin bu olduğunu düşünürsek sadece yazını parantez içine almamız lazım o zaman. Evet, tatile gittiğimde çok mutlu olurum. Bu da sadece yazın tatile gidebiliyormuş. Onu anlatmak için bir açıklama notu yazmış oluyor yani öyle düşünelim. O halde sadece yazın sözcüğünü yay ayraç içine alalım. Çünkü o bir açıklama içeriyor. Tatile gittiğimde çok mutlu olurum. Yay ayraç içerisinde de ne zaman tatile gittiğini bize belirtmiş. Sadece yazın tatile gidiyormuş demek ki. Akşam karanlıkta korkmama rağmen dışarı çıktım. Şimdi burada cümleyi bozmadan yay ayraç içine alacağımız bir kelime bulmamız lazım. Akşam korkmama rağmen dışarı çıktım. O yüzden karanlıktayı yay ayraç içine alalım. Çünkü akşam korkmasının sebebini yazmış oluyor karanlıkta diye. Açıklama yapmış oluyor yani. O yüzden karanlıkta sözcüğünü yay ayraç içine alabiliriz. Yay ayraç içine aldığımız kısmı okumadığımız zaman cümlenin anlamında bir sıkıntı olmaması lazım. Ona dikkat edeceğiz. Mesela burada korkmama kelimesini yay ayraç içine alsaydık akşam karanlıkta rağmen dışarı çıktım olacaktı bakın. Cümlenin anlamı tuhaflaşır ya da bozulur. O yüzden kontrol için ne yaparız?
yay ayraç içine aldığımız kısmı okumadan cümleyi tekrar okuduğumuzda cümlede herhangi bir anlam bozukluğu olmaması lazım. Çünkü yay ayracın içerisi fazladan, ekstradan yazılmış bölümlerdir. Cümleyi bozmaması gerekir. Aşağıda verilen noktalama işaretlerinin kullanıldığı cümleler yazalım. Nokta ile ilgili bir cümle yazacakmışız. Ne yazalım? Ödevler bitti yazalım. Ödevler bitti nokta. Virgüllü bir cümle yazacakmışız. Türkçe, matematik, fen ödevleri bitti. Evet, virgül eş görevli sözcüklerin arasına koyulur. Burada ders isimleri eş görevli sözcüklerdir. Aralarına virgül koyduk. Şimdi ünlem işaretindeymişiz. Evet, arkadaşlar koşun yazalım. Arkadaşlar koşun. Soru işareti. Neden koşalım? Evet, soru işareti. Şimdi tekrar nokta ile ilgili cümle istiyor bizden. Şarkı bitti. Nokta. İki nokta üst üstenin olduğu. Evet, yaz sebzeleri. İki noktayı nerede kullanırdık? İşte konuşan kişilerden sonra ya da işte bir açıklama yapacaksak açıklama yapılacak cümlenin sonuna iki nokta üst üste koyardık. Şimdi burada yaz sebzelerini örnek verecekmişiz. O yüzden iki nokta üst üste koyabiliyoruz. İşte ne yazarız? Domates, biber, işte patlıcan. Hatta üç noktayla da devam ettirelim mesela. Evet, şimdi eğik çizgi. Eğik çizgiyi genelde tarihlerde ve adreslerde daha çok kullanıyoruz. Bir de neydi? İşte şarkı sözleri ya da şiir sözleri alt alta değil de yani şiir gibi değil de yan yana yazılacaksa eğer dörtlükler halinde değil de yan yana yazacaksak şarkı ya da şiirin her mısrasının arasına bu eğik çizgiyi koyabiliyorduk. Tarihlerde bunu kullanabiliyorduk, adreslerde bunu kullanabiliyorduk. Biz tarihlerle ilgili bir örnek yazalım. Bugünün tarihini yazalım mesela 11.04.2021. 3 nokta. Evet, yukarıda zaten 3 noktayı da şurada kullanmıştık. Domates, biber, patlıcan da. 3 noktalı bir şey daha yazalım. Yolculukta neler gördük? Şimdi yolculukta neler gördük? Örnek verecek. Yine 2 nokta üst üste kullanıyoruz ama bizim burada en asıl amacımız 3 noktayı kullanmakta. Şimdi yazalım. Dağlar, ovalar, ırmaklar ve 3 nokta. Yani daha bir sürü örnek devam edebilir anlamına geliyor. Tekrar nokta ile ilgili bir cümle yapmamızı istemiş. Ne yazalım? Kalemim çok güzel yazalım ya da kalemin çok güzel yazalım. Kalemin çok güzel. Buna nokta koyduk. Yine virgüllü bir cümle. Bana kalem, silgi, virgül, defter lazım. Nokta. Evet, kalem, silgi, defter, eş görevli sözcükler, eşya isimleri bunlar. Aralarına virgül koyuyoruz. Yine ünlemli bir cümle. Eyvah. Timsah. Evet. Şu T'yi düzgün yapalım. Eyvah timsah. Heyecan dolu cümlelerin sonuna ya da aşırı duygusal ifadelerin, duygulu ifadelerin sonuna ünlem koyuyoruz. Soru işareti. Timsah nerede? Soru işareti. Yine iki noktaya geldik. Bu sefer de konuşmayla ilgili bir örnek yapalım. Ergün konuşacak. İki nokta koyuyoruz konuşacak kişiden sonra. Ergün ne demiş? Bugünlük bu kadar. Nokta. Virgüle geldik tekrar. Osman, Berkay ve Yasir yazalım. Yasir ağlıyor. Nokta. Yine eğik çizgiye gelmişiz. Bu sefer adreste kullanalım eğik çizgiyi. Çay Mahallesi, Temel Sokak. Bakın no 2 nokta üst üste. 3 eğik çizgi 2 de oturuyoruz. Evet, adresimizi söylerken bakın hem iki noktayı kullandık şurada no'dan sonra.
İki noktadan ziyade tek noktada kullanabilirdik. Numaranın kısaltması olarak NO'yu kullanabilirdik. Burada iki noktaya da tek noktayı da kullanabiliriz. Sokakta yine kısaltma olduğu için tek nokta kullandık. Mahalleyi MAH diye kısalttığımız için sonunda nokta kullandık. Bina numarası ve daire numarası arasında da şurada eğik çizgiyi kullandık. Türkçe bölümünü bu şekilde bitirmiş olduk. Evet, herhangi bir eksiği olan ya da yapamayanlar benim yazdığım cümlelerden yazabilirler. Kendi yazdığınız cümleleri de kurala uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Matematik bölümündeyiz. Düzlemler demiş. Aşağıda verilen küpün açılımını çizelim. Küpün karşılıklı yüzlerini aynı renge boyayalım. İki şey istiyor bizden. Birincisi küpün açılımını çizin diyor. İkincisi küpün karşılıklı yüzlerini aynı renge boyayalım. Biz önce küp ne demek onu tekrar bir hatırlayalım. Küp bütün yüzleri kareden oluşan ve aynı kareden oluşan şekli biz küp diyoruz. Yani bu küpün bakın 1, 2, 3, arkada 4, şu tarafta 5, bir de altta 6 tane yüzü var. 6 yüzlü. Ve 6 yüzü de birbirinin aynısı olan kareden oluşuyor. Böyle olunca biz buna küp diyoruz. Bütün yüzleri aynı büyüklükte kareden oluşuyor. Şimdi bunun açılımı nasıl olur? Onu çizeceğiz. Küpün açılımı kitabımızda da var. Evet, şöyle bir uzunluk yapalım. Küpün açılımı işte böyle olacak. Tabii bunların kare olması gerekiyor şu an çizdiğim yerlerin ama burada çizim yapmak biraz sorun. Biraz daha düzgün yapmaya çalışalım. Evet. Şimdi küpü açtığımızda böyle oluyor. Küpün açılımı budur. Peki şimdi karşılıklı yüzleri aynı renge boyayalım demiş. Yani katladığımızda karşılıklı gelecek yüzler hangisidir? Önce şundan başlayalım. Mesela şurası mor olsun. Katladığımızda onun tam karşısına neresi gelir? Burası gelir. Orayı da mor olacak. Şimdi şunu boyayalım mesela. Buna da yeşil diyelim. Bunun tam karşısına neresi gelir? Şurası gelir. Yeşil. Ve ortaya da sarı diyelim. Katladığımızda oraya gelecek yerde şu en uçtaki kısımdır. Sarı da orası olacak. Bizden de bunu yapmamızı istiyor. Evet, istediğini yaptık. Önce açılımını yaptık. Küp açılınca böyle bir şey olur. Ve karşılıklı yani katlandığında birbirinin karşısına gelecek yerlere de aynı renklerin isimlerini yazdık. Aşağıda çizilen yapıların kaç birim küpten oluştuğunu bulalım demiş. İlk şeklimizde önce şu öndeki iki küpü yokmuş gibi kabul edelim. Şimdi arkada ne kalıyor bakın. Bir burada iki sıra küp var. Peki her sırada kaç tane var? Bir, iki, üç tane var. Üç tane bu sırada var. Üç tane de onun altında var. Altı tane. Şimdi bu öndeki küp 7. Şu öndeki küp 8. 8 tane birim küp var. Şimdi geldik diğerine. Burada da yine önce şu öndeki iki tane küpü. Yani şunu ve şunu yok sayalım. Şimdi arkada ne kalıyor? 1, 2, 3. Her sırada 3 tane var. Peki kaç sıra var? 1, 2, 3, 4 sıra var. 3 tane burada, 3 tane bu sırada, 3 tane bu sırada, 3 tane bu sırada, 4 tane, 12 tane arkadaki duvarda var. Şimdi öndekileri sayalım. 12 orasıydı. 13 ve 14 tane de burada var. Yan tarafa geçelim. Yine burada da önce şu öndeki iki küpü yok sayalım. Onları sonraya bırakalım. Arkalarına geçelim şimdi. Şu sırada 3 tane küp var. Bu sırada da 3 tane küp var. 6 etti. Şu 7, bu 8, bu 9. Şimdi öndekilere geçelim. Bu 10, bu da 11. 11 tane küp var. Yine şu en son şekle geldik. Burada öndeki şu 3 küpü yok sayalım. Bakın şu yok, bu yok, bu yok. Arkada şimdi ne olur? 1, 2, 3, 4 tane. Bu sırada küp var. 4 tane. Bu sırada 3 tane var. 4, 3 daha 7 oldu. Şu 8, şu 9. Şimdi öndekilere gelelim. 10, 11, 12. 12 birim küpte orada var. Birim küp demek aynı büyüklükteki küpler demek. Aşağıdaki görsellerde düzlem modellerini bulup boyayalım. Düzlem, düz olan şeye biz düzlem diyoruz. Küçüklüğü, büyüklüğü önemli değil, düz olması önemli olan. Şimdi burada düzlem olan ne var? Şu ilk kavun gibi bir şey var burada. Bunun dışı oval yani yuvarlaktır. O yüzden bu düzlem olmuyor. Ancak şuradaki satranç panosu ya da tahta modeli diyelim. Bu tamamen düzlemden oluşuyor. Bu alttaki masanın her yeri düzlem. Üzeri bir düzlem. Şu yanı da düzlem. Şu altta kalan yer de düzlem. Bacakların şu yan yüzleri de düzlem. Yani bu masanın her yeri düzlemlerden oluşuyor. O yüzden tamamını çizebiliriz.
Daha sonra yan taraftaki oda resmine geçelim. Burada şurada bir kitaplık görüyoruz. Bu kitaplıktaki kitapların yüzleri, yani kitapların yüzeyleri düzlem, kitaplığın şu kendi yan tahtaları düzlem, şuradaki resim çerçeveleri düzlem, yüzeyleri düz çünkü. Ancak şu alttaki vazoların dışı yuvarlak olduğu için bu düzlem değil. Onu böyle yapalım. Ancak geri kalan yerinde hep düzlemler var. Şurada odanın kendi duvarı var. O duvar da bir düzlem. Evimizin duvarları gibi. Şu duvardaki resim çerçeveleri hep düzlem. Çünkü yüzeyleri düz. Ancak şuradaki lambalar düzlem değil. Yüzeyleri oval. Geldik kanepeye. Kanepenin şu minderleri diyelim. Bakın şuralar düzlem düz görünüyor. Üzerindeki şu kırlentin üstü düz görünüyor. Koltuğun şu yan yüzü düzlem görünüyor. Şu öndeki şu bölümü çizdiğim bölüm düzlem görünüyor. Düz yani. O yüzden koltuğun da büyük bölümünde düzlemler var. Onu da çizelim. Sadece düzlem olmayan ne olabilir? Şu arkadaki minderleri belki düzlem değildir. Yüzeyi tam düz değildir. Şuradaki kırlentler tam düz değildir. Buradaki vazoya geldik. Saksı ya da vazo neyse bu. Bu da yüzeyi oval. Yapraklar da tam düzlem gibi değil. Biraz eğik büyük duruyorlar. O yüzden buna düzlem demiyoruz. Evet, düzlem nedir? Yüzeyi düz olan şeylere, engebeli, çukur, tümsek, yuvarlak olmayacak, tamamen düz olan şeylere biz düzlem diyoruz. Uygun aydınlatma. Aşağıda adı verilen aydınlatma araçlarını uygun kutulara yazalım. Şöyle başlayalım önce. Elektrikle çalışanlar. Evet, meşale elektrikle çalışmaz. Ampul elektrikle çalışır. Onu elektrikli bölüme yazalım. Halojen lamba. Halojen lamba. Elektrikle çalışır. Sokak lambaları elektrikle çalışır. Sokak lambası. El feneri elektrikle çalışır. Yani pille, aküle çalışan şeyler de elektrikle çalışmış oluyor. Çünkü onlar elektriği depolayan şeyler, piller, aküler. Sonuçta elektrikle çalışmış oluyorlar. Floresan lamba. LED ampul. Kaldı, onu da alta ekleyelim. LED ampul. LED ampul. Elektriksiz çalışanlar. Şu alttan başlayalım. Çıra. Gaz lambası. Odun ateşi, yağ lambası. Evet, yukarıda neler var? Onlara bakalım şimdi. Mum var, meşale var. Mum, meşale. Aşağıdaki aydınlatma yöntemlerinden doğru olanları işaretleyelim. Evet, ışığın arkadan gelmesi hiçbir zaman doğru olmaz. Bu yanlış. Çalışırken ışığın ya sağdan ya soldan gelmesi lazım. Çünkü bilgisayar ekranında çalışan bir çocuk var. O yüzden doğru olanlar bunlar olabilir. Ancak arkamızdan gelmesi doğru değil. Yine burada sokak lambaları var. Sokak lambalarındaki aydınlatmada ilk şeklimiz doğru. Lambalar aşağıya doğru bakıyor. O yüzden ışıklar aşağıya doğru gelir. Yani aydınlatılması gereken yeri aydınlatmış olur. Bu doğru. İkinci şekilde lambalar gökyüzüne bakıyor. Yani ışık gökyüzüne gider. Aşağısı karanlıkta kalıyor. Böyle bir lambanın kime ne faydası var? Bu yanlış. Ve diğerinde de yine lambanın şapka kısmı üstte kaldığına göre ışıklar yan taraflara yayılmaya devam eder. Yani yine uygun bir aydınlatma olabilir. Ona da uygun diye işaretleyelim. Eğer kullandığımız ışık boşa gidiyorsa biz ona ne diyoruz? Işık kirliliği. Boşuna yanan lamba, yani gereksiz yanıyor ya da gereksiz yerleri aydınlatıyor diyelim. Ona ışık kirliliği diyoruz. Işık kirliliği bir de neyden oluyordu? Gereğinden fazla aydınlatmaya da ışık kirliliği diyoruz. Mesela bir odanın içerisinde bir ampul yetiyorsa ama biz 4 ampul yanan bir avize takmışsak işte o ışık kirliliği. Çünkü bir tanesi yetiyor ama biz 4 ampul birden yakıyoruz. O bir ışık kirliliği fazla, gereğinden fazla aydınlatma. Ya da buradaki gibi yanlış yönde aydınlatma. Işık var fakat yanlış yere aydınlatıyor. O da yine ışık kirliliği sayılıyor. Bilinçli tüketici şu anki çalışma konumuz. Aşağıdaki cümlelerden boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla tamamlayalım.
175C ihtiyaç listesi 868 869 15 TS ambalajı fiş fatura ISO ve garanti sözcüklerini yerleştirecekmişiz. Alışverişe çıkmadan önce ne hazırlamalıyız? İhtiyaç listesi. Satın alacağımız ürün hatalı ise 15 gün içerisinde iade hakkına sahibiz. Tüketici şikayetleri için 175'i arayabiliriz. İşaret olan ürünler kontrol edilmiştir. Bu da TSE. Evet, bunların hepsini az sonra konuşalım. Önce bir yerleştirelim. Avrupa Birliği'nin koyduğu standart ürünlerine CE işareti vardır. Uluslararası Standart Organizasyonu'nda ISO dediğimiz kısaltma vardır. Dayanıklı tüketim malları alırken garanti belgesi almalıyız. Dayanıklı tüketim malları demek işte televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, elektrikli süpürge, cep telefonu, işte bu tür ürünlere biz dayanıklı tüketim malları diyoruz. Yani uzun süre kullanılacak ürünler. Satın aldığımız her ürün için, satın alınan ürünler için ne almalıyız? Fiş veya fatura. No, bozulmuş ürünleri satın almamayız. Ne vardı orada? Ambalaj vardı galiba. Evet. Ambalajı, bozulmuş ürünleri satın almamalıyız. Türk malları barkodunda 868 ya da 869 numaralı sayılar kullanılır. Başka var mı? Başka yok. Evet, şimdi şurada 3 tane şey var. TSE, CE ve ISO. TSE zaten Türk Standartları Enstitüsü. Genelde şöyle baklava dilimi gibi bir şeyin içinde yazılır. TSE sembolü budur. Türk Standartları Enstitüsü demektir. Bu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından o ürünün kontrol edildiği, üretimine izin verildiği anlamına gelir. Yani güvenilir ürün olduğu anlamına gelir. Aldığımız ürünlerde öncelikle buna bakacağız. TSE damgası var mı? Bu bir kısaltmadır. Türk Standartları Enstitüsü'nün kısaltması. Şimdi geldik CE'ye. CE de Avrupa Birliği'nin standardı. Avrupa Birliği dediğimiz birden fazla ülkeden oluşan bir birlik. Almanya, Fransa, işte Hollanda gibi o Avrupa'daki ülkelerin birliğine Avrupa Birliği deniliyor. Onların da standartları bu CE sembolüyle gösteriliyor. Bu işaret varsa da o ürün yine bir standarda sahip demektir, güvenilir demektir. Yani CE sembolüne de varlığı o ürünün güvenli olduğu anlamına gelir. Yine ISO, bu da tüm dünyada geçerli bir şeydir. ISO, Uluslararası Standart Organizasyonu'nun kısaltması zaten. Şurada yazıyor bakın. Uluslararası Standart Organizasyonu'nun kısaltması. Eğer bu da varsa, bu damga da varsa zaten o ürün tüm dünya çapında geçerli, güvenilir bir ürün demektir. 3 tane demek ki böyle güvenilir ürün olduğunu gösteren damga olabiliyor. TSE, Türk Standart Enstitüsü, bu bizim ülkemiz için geçerli bir damga olmuş oluyor. CE, Avrupa Birliği. Sonuçta o da Avrupa'daki ülkelerin güvenilir ürün damgası olmuş oluyor. ISO da tüm dünyada geçerli bir standarttır. O yüzden bu üçünün varlığı o ürünün güvenilir olduğu anlamına gelebilir. Bu tür damgalara dikkat ederek alacağımız ürünleri seçebiliriz. Onun haricinde burada tüketici hakları gereği 15 gün içerisinde aldığımız bir ürünü iade etme hakkımız var. Ve eğer bir sorun yaşıyorsak aldığımız ürünlerle ilgili Alo 175 hattını arayıp oradan yardım isteyebilirmişiz. Burası bize pek çok şeyi hatırlatmış oluyor. Ve yine aldığımız bir ürünün Türk malı olup olmadığını anlamak için şu numaralara bakıyoruz. Barkod denilen yeri var ürünlerin üzerinde. O barkodların altındaki sayı 868 ya da 869 ile başlıyorsa o ürün Türk malı demektir. Yine onları tercih edebiliriz. Aşağıdaki sembollerin ne anlama geldiğini altlarına yazalım. Evet, şunu az önce konuştuk zaten. Türk Standartları Enstitüsü demektir. Bu bir kısaltma. Türk Standartları Enstitüsü. Şu geri dönüşümlü ürün ya da ambalaj anlamına gelir. Geri dönüşümlü ürün ya da ambalaj. Yani ya ürünün kendisi ya da dışındaki ambalajı geri dönüşümlüdür. Ona göre çöpe atmayın, geri dönüşüme verin demek istiyor. Evet, bu CE Avrupa Birliği standartlarıydı. Az önce konuştuk. Avrupa standartları diyelim. Standartları. Na uygunluk diyelim. Na uygunluk sembolü. Üretim tarihi de ürünün
üretildiği tarih demektir. İşte bir peynir olabilir, zeytin olabilir, diyelim ki makarna olabilir, yiyecek maddesi olabilir. Onlar da üretim tarihi olur. Yiyecek maddesi olmayanlarda da üretim tarihi olur. Yani bir televizyonda, buzdolabında da üretim tarihi olur. Yine bunlara dikkat etmemiz lazım. Diyelim ki bir televizyon alacağız. Şu anda 2021 yılındayız. Tutup da 2015 yılında üretilmiş bir televizyonu almayacağız. Çünkü bir yerlerde beklemiş demektir. Depolarda falan. O bekleme süresi içerisinde de bozulabilir. Son kullanma tarihi, o da ne demek oluyor? Ürünün kullanılabileceği son tarih. Evet. Bu da neden önemli? Son kullanma tarihi geçmişse almayacağız. Çünkü o bozulmuş demektir. Yersek zehirlenebiliriz. Çeşitli problemlere sebep olabilir. O yüzden ürünlerin üretim tarihine, son kullanma tarihine bakacağız. Üzerinde güvenilir ürün olup olmadığını gösteren işte bu TSE damgası, CE damgası ya da ISO damgası var mı onlara bakacağız. Dolayısıyla aldığımız ürünlerde kontrol etmemiz gereken bazı şeyler var. Bu bölüm bize bunları hatırlatmış oldu. Çalışmalarımız burada bitti. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.